şimdi Tak Martı'dan bir araç çağırdık. Arkadaş geliyor. Evet, yardıra geliyor. Aydın Yılmaz da kendisi konuşacak güzel bir şekilde. Bakalım ne diyecek arkadaş. Burada biz devlete vergi veriyoruz. Araçlarımız yatıyor. Kayınla öyle uğraşmayacak. Uygulama ödersi var mı? Şimdi bu lineyere taksiciyi yapıyoruz. Öyle mi? Ne güzel devlete. Biz böyle küçük arabalar 6 milyon niye verdik? Enayi miyiz biz? Kardeş sen benim işimi çalıyorsun. Nasıl haksız değilsin ya? Sen nasıl giriyorsun sen bu işi çalıyorsun? Sen beni götürürken çay yoluna götürüyorsun sen beni şimdi. Senin şimdi bu videoların, bu görüntülerin. Böyle gelirsiniz, böyle de gidersiniz. Şimdi bu böyle şekilde gideceksin. Bu plakan da şimdi emniyete de verilecek. Biz sana bir şey söyleyelim. Şimdi biz iyi niyetliyiz biliyor musun aslında? Bizim yerimizde daha farklı şeyler de karşı karşıya geleceksin yani. Bu şekilde yaptıkça. Biraz daha böyle ilerledim. Bak patlak verir. Peki bir şey sorayım. Kan dökülecek bak. Kardeş bunun cezası çok ağır olacak. Bu arabasız alacaksın. Yürü. Bazen bu adamı paylaşıp ya çok darlıyorsun be kardeşim artık çıkma karşıma falan yazıyorlar ya. Çıksın abi. Çıkacaksa bu adam çıksın. Çünkü Sarı Taksi gibi kocaman bir lobiyle bu kadar net bir şekilde savaşan başka hiçbir insan yok. Ve yanında ne devlet var ne başka bir şey. Sadece insanlar adamın verdiği hizmetten çok memnun. Herkes kullanıyor. Bu yüzden de destekliyorlar. Şimdi videonun başında neler yaşandığını zaten gördünüz. Sarı Taksi sahipleri Martı Tak kullanan bir sürücüyü çağırıyorlar. İşinde gücünde para kazanmaya çalışan normal bir insanı hırpalıyorlar. Tehdit ediyorlar, bir de üzerine polise şikayet edeceklerinden bahsediyorlar. Zaten bir serbest piyasa savunucusu ve zorbalara karşı durmaya çalışan bir insan olarak bu videoyu gördüğümde inanılmaz sinirlendim. Bunu daha önce de bir kere yapmışlardı ama artık sürekli yapar hale gelmişler. Martı sürücülerini alıyorlar, kendi yerlerine çağırıyorlar, tehdit edip dövüyorlar, sonra salıyorlar. Bildiğiniz bir mafyacılık, çetecilik dönüyor. O yüzden zaten bunlara Sarı Taksi lobisi deniyor. Şimdi bu adam paylaşımlı yolculuk sistemini anlatabilmek için ülke ülke gezdi. Kenya'ya gitti, Endonezya, Fransa, böyle adım atmayacağın en ilkel ülkelerde bile paylaşımlı yolculuk sistemi olduğunu anlattı. Evet, Endonezya'nın adını bilmediğim bir köyündeyim. Çeltik tarlalarının, pirinç tarlalarının ortasındayım. Buraya araç çağıracağım çünkü bu ülkede paylaşımlı yolculuk yönetmeliği var. Evet, Bakü Havalimanı'ndayım. Can Azerbaycan'a, bu vatan toprağını ziyarete geldim. Bu ülkede taksi problemi yok çünkü paylaşımlı yolculuk yönetmeliği var. İş için Paris'teyim. Evliya Çelebi gibi gezmeye devam ediyorum. Bu şehirde de paylaşımlı yolculuk var, tak gibi. O yüzden şimdi bir araç çağırıp deneyelim. Evet, Kenya'dayım. Bu ülkede de paylaşımlı yolculuk yönetmeliği var. Şimdi araç çağırıp deneyeceğiz. Faras diye yerel bir uygulamaları var. Çok da güzel yaptı, sesini de bir noktaya kadar duyurdu. Devleti vergiye boğacağından bahsetti, bunun da mantığını anlattı. Paylaşımlı yolculuk yönetmeliğinin gelmesiyle birlikte devletin de buradan inanılmaz vergi geliri olacak. Çünkü şu an taksi sektörü sıfır vergiyle dönüyor. Yani ne fatura kesiliyor, ne fiş kesiliyor, ne işte taksilerin tamamı kiracılarda, kiracıların ödediği kiralar vergi beyanı yapılıyor. Tamamen elden alınan verilen kara paranın döndüğü bir sektör yani neredeyse. Yerine göre devletçi, yerine göre piyasacı davrandı. Gerçekten hayatımda gördüğüm en pragmatist, idealist insanlardan bir tanesi. Enes, videonun başından beri adamı övüyorsun dediğinizin farkındayım. Ama Sezar'ın hakkı Sezar'a. Arkadaşlar Türkiye'de taksi konusunda öyle bir ilkellik var ki yurt dışına çıkmadan anlayamayacağınız düzeyde. O yüzden zaten bu adam da yurt dışından örnekler vererek anlatıyor. Ve bu ilkelliği devlet Sarı Taksi lobisiyle el ele vererek bu halka sundu. Siz buna mecbursunuz denildi. Resmen. İlk olarak hatırlıyorum Türkiye'de Uber diye bir şey çıktı ve herkes deli gibi kullanmaya başladı. Çünkü Uber çok faydalıydı. Bir kere çok ucuzdu, arabaları çok lükstü. Tam bir fiyat performans ürünüydü. Telefonunuzdan uygulamayı indiriyordunuz, hemen araba geliyordu. Şoföre puan verme sistemi olduğu için şoförler de sizlere çok iyi davranmaya çalışıyordu. Bir problem yaşadığında hemen Uber'e yazabiliyordun. Yani harika bir sistem vardı. Sarı Taksi lobisi bundan çok rahatsız oldu. Ve sonrasında Erdoğan'ın hala unutmuyorum Uber muber öyle şeyler yok demesi ve Türkiye'de Uber'in yasaklanması gündem oldu. Bir de bu Uber muber diye bir şey çıkmış. O iş bitti. Artık böyle bir şey yok. Ancak bir kere Türk halkı bu rahatlığı görmüştü. İnsanlar sarı taksilerden şikayetçiydi. Turistleri kazıklayan, dur deyince durmayan, içeride sigara içeninden tut saçma sapan muhabbetler çevirenine, puan veremediğin, sadece seni bir yerden bir yere götürmeyi amaçlayan saçma sapan bir sistemdi bu. Ondan sonra tabii Sarı Taksi lobisi diğer girişimleri de bastırdı. Ve devlet de bu durumda okeydi. Yani resmen Türk halkının iyi hizmet alması engelleniyordu. Ve bu konu hakkında bu adamdan önce konuşan kimse yoktu. O lobi o kadar güçlüydü ki kimse ekstra bir şey söyleyemiyordu. Sonra
sonrasında tabii devran döndü, martı güçlendi ve bugünlerde sarı taksilerin yerini almaya başladı. Şimdi şunu baştan söyleyeyim. Benim hiçbir taksi emektarı ile problemim yok arkadaşlar. İşini hakkıyla yapan bir sürü taksici vardır. Ancak ilk videoda izlediğiniz gibi çeteler de var. Ve bu çetelerin arkasında duran birileri var. Eğer bu adamlar tutuklanmıyorsa, bu adamlar yargılanmıyorsa, ellerinden kullandıkları taksiler alınmıyorsa devlet bu adamları destekliyordur. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Ve ben hiçbirinin tutuklanacağını falan düşünmüyorum. İşte bu Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. sınıf mı, 5. sınıf mı yoksa Avrupa Birliği ülkesi mi olduğunu açıklayan çok net bir etkendir. Arkadaşlar biz 3. sınıfı da bırakın 5. sınıf bir ülkeyiz bazı konularda. Taksi konusu da onlardan biri. Ve lütfen bu konu hakkında konuşun. Çünkü sizin iyi hizmet almanız resmen göz göre göre engelleniyor. Benim bu konulardan hiçbir kazancım yok. Ben Türkiye'de yaşamıyorum, taksi de kullanmıyorum. Ama halkımın iyi hizmet almasını isterim. Serbest piyasanın gerçekleşmesini isterim. Sadece Martı ile alakalı bir durum değil bu. Piyasa bu konuda o kadar açık olsun ki Grab de gelsin, Bolt da gelsin. Asya'daki uygulamalardan bahsediyorum misal. Sen rahat rahat en ucuza seyahatini et. Avrupa'da Türk taksicileri hakkında neler düşünüyorlar? Haberiniz var mı? Hepsi gelse de biraz daha şunları kazıklasak derdinde. Yahu Avrupalı da benim ülkemde böyle bir rezillik yaşamasın. Arap turist görünce duran ama Türk insanını almayan taksiciler serbest piyasanın gücü karşısında karanlığa gömülsün. Misal ben şu anda Sri Lanka'dayım. Sri Lanka'da da paylaşımlı yolculuk sistemi var. Sadece Sri Lanka'da kullanılan Pikmi diye bir uygulama yapmışlar. Bir de Uber var tabii ki. Gayet rahat bir şekilde taksimi çağırıyorum ve kullanabiliyorum. Burası da fakir bir ülke olduğu için turistleri kazıklamaya çalışıyorlar her yerde. Ve burada tuktuk dedikleri araçlar var. Ben ekrana fotoğrafını bırakacağım. Böyle 3 tekerlekli bir motorun arkasına oturma sistemi yapmışlar gibi düşünebilirsiniz. Eğer bu uygulamalar olmasaydı ve ben turist olarak gidip oraya fiyat sorsaydım, bu adamlar kendi aralarında anlaşıyorlar zaten. Turistlere 3 katı 5 katı fiyat çekiyorlar. Ve beni kazıklayacaklardı böyle bir durumda. Ancak ben gelir gelmez araştırdım. Bu ülkede de paylaşımlı yolculuk sistemi olduğunu öğrendim. Ve hemen uygulamamı indirdim. Uygulamadan en ucuza, en hızlı şekilde taksimi çağırdım ve keyfime baktım. Zaten olması gereken de budur. Teknoloji çağındayız ve böyle barbarlıklar, çeteleşmeler oluşuyor. Türkiye gibi turizm cenneti bir ülkenin bunu kesinlikle aşması lazım. Hem kendi halkı için hem turistler için. Yok işte sarı taksiler şu kadar para ödüyor plakayı alabilmek için falan. Ödemesinler abi, böyle bir sistem olmasın zaten. Ya sistemin en başından hatalı olduğunu lütfen anlayın. Vergi bu şekilde toplanmaz. Sarı taksi yolculuklarının kaçında gerçekten düzgün vergi kesiliyor? Fişler falan var mı? Size çok komik bir örnek vereyim bu konuda. Al Capone kara para aklamak için taksi durağı kurmuştur. O bahsettiğiniz vergiler hak getire. Asıl vergi bu şekilde serbest piyasada rekabet eden uygulamalarda olur. Ve onlardan her şey dijital olduğu için vergiyi çok daha rahat bir şekilde toplarsın. Ama ben hangi devlete, kime anlatıyorum arkadaşlar? Ben hiç değilse sizin hakkınız için konuşuyorum. O yüzden bu adama gerçekten destek çıkın. Bazılarınız şey diyebilir. Abi adam itici geliyor. Konuşması şöyle. Her yerde görüyorum falan. Ya gör abi gör. Bu adamı gör gerçekten. Bana bile fikirlerimden dolayı bu kadar tehdit geliyorsa bu adama ne tehditler geliyordur, neler söyleniyordur düşünemiyorum bile. Ona rağmen bu adam sadece kendisi para kazanmak için değil, sizin hakkınızı savunmaya devam ediyor. Diyor. Bu bence önemli bir şey. Bu çetelere, rezilliklere izin vermeyin arkadaşlar kısaca. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.